Başlayalım mı? Değerli basın mensupları, ucube tek adam vesayet rejiminin üçüncü bütçesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki görüşmeleri bugün sona eriyor. Kibir gemisinin kaptan köşkünde oturan Erdoğan'ın üçüncü bütçesinde de esnaflarımız yok, çiftçilerimiz yok, işçilerimiz yok, emeklilerimiz yok. Yani koskoca bir millet yok. Bu bütçede millete kuru ekmek, yandaşa ise ballı börek var. Aylar önce genel başkanımız esnaflarımız için 17 maddelik bir paket açıkladı. Şimdi bunun zoruyla esnaflarımıza vere vere 5 milyar lira verecekler. Bütün dünya salgında alınan önlemler, salgında alınan kapatma önlemleri nedeniyle iş yerlerini kapatıyorlar vatandaşlarının sağlığını korumak için. Ama beraberinde şunu da yapıyorlar. Kapattıkları iş yerlerinin ciro ve gelir kayıplarını karşılıyorlar. Özellikle küçük iş yerlerini ayakta tutacak, batmasını engelleyecek, pandemi sonrasında işlerine hızla dönmelerini sağlayacak tedbirleri alıyorlar. Saray ise tek bir Katar'lı yayıncı kuruluşun 90 milyon dolarlık borcunu bir kalemde silerken yani bugünkü parayla tek bir şirkete 700 milyon lira verirken 1,2 milyon esnafa 1 milyon 200 bin esnafa 5 milyar verebiliyor. Bu hak mıdır? Reva mıdır? Bugün de duyuyoruz ki bu kuruluş kulüplerin paralarını da ödemiyormuş. Bu indirime rağmen. Esnaflarımız da cepteki delik büyük ama yapılan bu yama küçük diyor. Verilen bu parayla ancak faturaları öderiz diye feryat ediyorlar. Ama sarayın getirdiği bu bütçede esnaf yok. Yine müzisyeninden tiyatrocusuna binlerce sanatçımız pandemi döneminde perişan. Bu bütçede sanatçılarımıza, sanatçılarımıza bir destek var mı? O da yok. Bula bula buldukları çözüm, video çek gönder 2021'de bir defaya mahsus bin lira verelim. Artık sanatçılarımızın ta takati kalmadı. Pandemi kısıtlamaları nedeniyle 10 aydır iş yapamayan bir müzisyenimiz bu hafta canına kıydı. Bundan utanan, hicap duyan bir yetkili var mı? Ne gezer? Kültür ve Turizm Bakanı ultra lüks oteli satın almakla meşgul. Bakan Bey sanatçıların halini görecek durumda değil. Çiftçilerimiz de bu bütçede yok. Mazotun, gübrenin, tohumun, fidenin fiyatı katlandı ama bütçedeki destek yerinde sayıyor. Geçen senenin altında hatta mazot gübre desteği bu yıla göre düşürülmüş. Borca batmış çiftçilerimiz traktörleri, inekleri, arazileri haz Ankara yollarına düşüyorlar. Ama pek çoğu Ankara'ya sokulmuyor. Ankara'ya girebilenler de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde polisle köşe, köşe kapmaca oynamak zorunda kalıyor. Çiftçilerimiz artık çıkacak yol koymadılar. Derdimizi anlatalım diyoruz. Müsaade etmiyorlar. Çiftçiye bu kadar düşmanlık neden? Anlamadık diye isyan noktasına geldiler. Saray ülkemizin üreticisini perişan ederken elin oğlunu abad etmeyi de unutmuyor. Buğday, arpa ve mısır ithalatında gümrük vergisini sıfırladılar. Çiftçilerimizi ithalatla dövmekten vazgeçip bari bir de üretimi destekleseler o zaman görecekler işler ne nasıl düzeliyor. Şimdi çiftçilerimizin gözünü boyamak için tarım tefeci kooperatifleri 3 ay süreyle hacizleri durdurmuş. İyi de 3 ay sonra ne olacak? Çiftçinin borcu kendi kendine azalacak mı? Kaç kere çağrı yaptık? Gelin çiftçinin borcunun faizini silelim. Kalanı 5 eşit taksitte yapılandıralım. Çiftçinin devletten 211 lira 211 milyar lira birikmiş kanuni alacağı var. Gelin bu kanuni devletten kanuni olarak devletten alınacak parayla parayı çiftçinin borcuna mahsup edelim. Dedik. Ama bütçe yapılırken bu çağrılarımızı da duymadılar. Bu memlekette 20-29 yaş arasında taşı sıksa suyunu çıkaracak buçuk milyon gencimiz ne okuyor ne de bir iş bulabiliyor. buçuk milyon gencimiz evinde oturup anasının babasının eline bakıyor. Bir gencimiz 28 yaşındayım. Başımda saç kalmadı. Evleneceğim, evlenemiyorum. Giden sadece para değil benim hayatım diye isyan ediyor. Peki bu bütçede bu gençlerimizin derdine derman olacak herhangi bir program var mı? Hayır o da yok. Tabi saray sosyetesine mensupsanız sorun yok. Üçer beşer maaşlar, ballı yönetim kurulu iyilekleri. Dolayısıyla tuzunuz kuru. Bugün gazetelerden milli güreşçi Hamza Yerlikaya hakkında sahte diploma iddialarının gerçek olduğunu öğrendik. Cık. Sahte lise diplomasıyla üniversiteye girmek kabul edilebilir bir olay değil. Mahkeme herhalde Saray'ın kalkan kaşını da dikkate alarak Yerlikaya için şimdilik hükmü erteleme kararı almış. Ama bu gerçeği saklamıyor, değiştirmiyor. Hamza Yerlikaya milletimizin gözündeki konumunu Saray'ın gözündeki konumundan daha fazla önemsiyorsa yapması gereken bellidir. Vakıf Bank Yönetim Kurulu üyeliğinden derhal istifa etmeli, milletimizden de özür dilemelidir. Saray Sosyetesi üçer beşer maaşı götürürken yurttaşlarımız artık çöp konteynerlerinden, pazar döküntülerinden karnını doyurmaya çalışıyor. Mecliste bir milletvekili bakıp kuru ekmek yiyorsa millet aç değildir diyebiliyor. Ne de olsa ön teker nereye, arka teker oraya. Sarayın kibirlisi eve ekmek götüremiyorum diyen esnafa abartma keyif, keyif çayı iç derse E partisinin kibirli milletvekili de elbette bunları söyler. Koskoca bir milleti ufak ortaklarıyla beraber milleti askıda ekmeğe, kuru ekmeğe muhtaç edenler faiz baronlarını sarayın beslemelerini, sarayın havuz müteahhitlerini ihya ettiler. Bir yanda milletin geçemediği köprü, yatmadığı hastane için 5 tane havuz müteahiline 3 yılda ödenecek 109 milyar lira. Diğer yanda devletine 40 yıl vergi veren milyonlarca esnamıza vere vere 5 milyar lira. Bir yanda faiz baronlarına bütçeden 179 milyar lira, diğer yanda ücretsiz izne çıkardıkları emekçilerimize günde 39 lira. Ne diyordu üstatlar? Üstatları Allah'ın on pulunu bekleye dursun on kul, bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul. Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa. Saray tercihinin millet değil, yandaş olduğunu bu bütçeyle bir kez daha göstermiştir. Milletimiz de elbette tercihini sandıkta yapacaktır. Kendisini unutanlara okkalı bir şamar atacak, millete sırtını dönenleri evlerine gönderecektir. Değerli basın mensupları, uzunca bir süredir ülkede yaşanan devlet krizine dikkat çekiyoruz. Bu bütçe müzakerelerinde bunun bir başka yüzüne daha şahit olduk. Tek adam rejiminde saray mensubu memurların kibrine, millet iradesine vesayet koyma cüretlerine tanıklık ettik. Sarayın memur Cumhurbaşkanı yardımcısı ve memur bakanları milletin seçtiği vekillere, meclis kürsüsünden milli iradenin tecelligahı olan meclis kürsüsünden ayar vermeye kalktılar. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle demeden cümle kuramayan, Sayın Cumhurbaşkanlarının tensibi olmadan su bile içemeyen, içemeyen bu atanmışlar milletin seçtiği vekillere saygısızca cevap verme, siz anlamazsınız deme, hatta hatta yalancı diye hakaret etme, bağırıp çağırma cüretini acaba kimden alıyorlar? Cumhurbaşkanı yardımcısı başka ülkelerdeki gibi Cumhurbaşkanı ile birlikte sandıktan çıkmadı. Bu atanmış bakanlar başka ülkelerdeki gibi milletin meclisinden güven oyu alarak da bakan olmadı. Yani bu atanmışlar ne millete ne de milletin vekillerine karşı sorumlu. Bunlar sadece ve sadece Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlu. Kaldı ki başkan yardımcısının başkanla birlikte seçildiği, Bakanların senato onayıyla atandığı Amerika Birleşik Devletleri'nde bile bakanlar temsilciler meclisi ve senato üyelerine bu üslupla konuşamaz. Sarayın kibir kulelerinde belli ki bu atanmış memurlarında başı dönmüş. Kendi kokularıyla sarhoş olmuşlar. Meclise sadece bilgi vermek için geldiklerini unutup milli iradenin tecelligahı gazi meclisin üyelerine ayar vermeye kalkıyorlar. Biz bu üslubu meclisin hukukuna milli iradeye yapılan bu saldırıyı reddediyoruz. Yıllarca atanmışların seçilmişlere vesayetini siyaset malzemesi yapanlara şimdi sormak lazım. Memurlarınızın yaptığı vesayetin yanışkası değil mi? Bu bir devlet krizi değil mi? Sarayın kibirli başı AK Parti Genel Başkanı'nın meclise bir söyleyeceği varsa memurlarını öne sürmeyi bıraksın, çıksın meclisin karşısına, bütçesini de yaptıklarında savunabiliyorsa savunsun. Bir de şunu öğrenmek istiyoruz. Uzunca bir süredir soruyoruz. Eskiden bir devlet protokolü vardı. Nerede bu devlet protokolü? Neden bir türlü açıklanmıyor? Yoksa atanmış bu atanmış memurları milleti seç milletin seçtiği vekillerin önüne koydunuz da açıklamak için uygun bir zaman mı bek kolluyorsunuz? Değerli basın mensupları, önümüzdeki hafta asgari ücrette son dönemece giriliyor. Avrupa'da asgari ücretle çalışan oranının en yüksek olduğu ülke Türkiye. Çalışanlarımızın yarıya yakını asgari ücretle çalışıyor. Memleketimizde asgari ücret ortalama ücret haline geldi. Ama aynı zamanda asgari ücretin en düşük olduğu ülkelerden birisi de Türkiye. Dün Sarayın havuz medyasında 2021 için net asgari ücretin 2605 lira olacağı dedikoduları vardı. Anlaşılan saray yine namuz yokluyor. Daha önce oynadıkları ve kabak tadı veren senaryonun bir benzerini bu defa da oynayacakları anlaşılıyor. 2605 lirayı beğenmeyen işçi sendikaları seslerini yükseltecek. İşveren sendikaları da bunlara direnirmiş gibi gözükecek görünecek. Mesele sarayın hakemliğine götürülecek. Sarayın gönlünden de artık 50 yüz ne koparsa 2605 liranın üstüne eklenecek. Sonra da hala iş ve işte asgari ücret olarak ilan edilecek. Bu arada olan da emekçinin gasp edilen alın terine olacak. Biz şunu söylüyoruz. Saray yandaşlarına verdiği dolarla, avroyla, dolara, avroya endeksli garantileri Can Siperane nasıl savunuyorsa salgın döneminde artan garanti ödemelerini liraya çevirmemek için her türlü gerekçeyi nasıl üretiyorsa işçinin asgari ücretine de aynı yöntemi uygulasın. Bu asgari ücreti daha düşük vermek için gerekçe üretmesin. Asgari ücret pazarlığında taban 3100 lira olsun, oradan pazarlık başlasın. Ama saray benim gönlümde millet yok. Benim felsefem millete kuru ekmek, yandaşa ballı börek diyorsa bu durumda milletimizin ıstırabı da sandık önüne gelene kadar devam edecektir. Milletimiz de kendine acı ve ızdırap çektirenleri günü geldiğinde elbette unutmayacaktır. Değerli basın mensupları, hafta içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı 2001 yılının para ve kur politikasını açıkladı. Görünen o ki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası önümüzdeki hafta yapacağı toplantıda faizleri bir kez daha arttıracak. En azından yeni başkanın parasal duruşumuzu daha da sıkılaştırabiliriz mesajı piyasalar tarafından böyle algılanmış görünüyor. Diğer taraftan BDDK da bugün daha önce gevşetmiş olduğu düzenleyici ve denetleyici çerçeveyi yeniden sıkılaştırmaya başladı. Bazı mallarda kredi kartı taksit sayıları azaltıldı. Salgının ikinci zirve dönemini yaşıyoruz. Ekonomi yeniden kapanıyor. Bugüne kadar izlenen yanlış politikalar hem para hem de maliye politikalarını dar bir alana sıkıştırmış gözüküyor. El alem ekonomisi durmasın diye faizi indirirken, bankacıların, bankacılığın düzenleyici denetleyici çerçevesini gevşetirken, biz hem faizleri yükseltmek zorunda kalıyoruz. Hem düzenleyici çerçeveyi sıkılaştırmak zorunda kalıyoruz. Hem de bütçe açıklarını azaltmak durumundayız. Umarım bu aşırı bir daralmayla sonlanmaz. O zaman buradan çıkmak daha da zor olur. Bu daha az iş, daha az aş ve giderek daha da ağırlaşan borç yükü demek. Aslında bu ikinci pik döneminde yani salgının zirve yaptığı dönemde faizleri bu kadar arttırmadan da sonuç alabilecek bazı adımlar atılabilirdi. Hiçbir maliyeti olmayan, hiçbir yasal düzenleme gerektirmeyen ancak piyasalarda güveni arttıracak bazı düzenlemeler yapılabilirdi. Her şeyden önce güvensizliğin panzehiri şeffaflıktır, hesap vermektir. Bu çerçevede mesela TÜİK, enflasyon, milli gelir gibi kamuoyunun artık hiç güvenmediği temel istatistikleri bağımsız akademisyenlerin denetimini açabilir. Hazine, kamu özel işbirliği projelerine verilen garantilerin ve koşuldu yükümlülüklerin maliyetini milletle paylaşabilir. Bankacılık sisteminde geri dönmeyen kredileri saklamaya yönelik idari uygulamalara son verilebilir. Başta kamu bankaları olmak üzere tüm bankalar uluslararası standartlarda stres testinden geçirilebilir. Merkez Bankası'nın buharlaşan 128 milyar dolarının neden nerelere ve kimlere gittiği açıklanabilir? Yine bu 128 milyar doların eritilmesi işlemlerinde imzası olanlar hakkında idari soruşturma başlatılabilirdi. Diğer taraftan bütçe ve bazı yılı çökmüş olan orta vadeli program mecliste değiştirilebilirdi. Böylece ekonomide reform sürecine, bütçe süreciyle birlikte başlanabilirdi. Ama bunların hiçbiri yapılmadı. Bunlar yapılsaydı işlerin değiştiğine, kasabada yeni bir şerif olduğuna yönelik piyasalara kuvvetli bir sinyal verilmiş olurdu. Ama anlaşılan buna cesaret edilemiyor. Faizlere yüklenme ve hukuk reformu oyunuyla topu dar alanda çevirme tercih ediliyor. Değerli basın mensupları, salgın yönetiminde de saydamlığa ihtiyaç var. Vatandaşından canıyla ilgili gerçekleri gizleyen bir yönetim kimseye güven veremez. Saray gerçek vaka sayılarını aylarca milletten gizledi. Sonra bir gece mızrak çuvala sığmadı, gerçek vaka sayıları açıklanıverdi. Bir anda dünyada salgınla mücadelede en kötü durumdaki ülkelerden biri olduğumuz ortaya çıktı. Rakamlar karartılarak tehlikenin büyüklüğü vatandaşlarımızdan gizlendi, hala da gizleniyor. Vatandaş hem kendi alması gereken önlemleri bu durumda almadı, hem de devletin aldığı önlemlerin yetersizliğini maalesef göremedi. Yüzlerce, binlerce vatandaşımız saray yönetiminin gerçekleri gizlemesi yüzünden hayatını kaybetti. Defalarca sorumlu bir yönetimin yapacağını yapın, istifa edin dedik, kulaklarının üstüne yattılar. Değerli basın mensupları, tek adam vesayet rejimi ülkemizi yönetemiyor. Bu ülkenin vatandaşlarına, bizlere iç içe geçmiş üç büyük krizi aynı anda yaşatıyor. İlki ülke yönetimini felç eden devlet krizi. İkincisi artık derin bir buhrana dönüşen ekonomik kriz ve kötü yönetim nedeniyle bir türlü dizginlenemeyen Covid-19 krizi. Tek adam vesayet rejimi elinde ülkemiz oradan oraya savruluyor. Buhran yaşıyor. Bunların beceriksizliğini önemli bir alameti uzayıp giden kuyruklar. Kış vakti soğan patates kuyrukları, salgında gasilane kuyrukları, hastanelerde test kuyrukları, 10 kuruş ucuz olsun diye vatandaşın girdiği halk ekmek kuyrukları, 50 yıl öncesinin tüp kuyruklarını ağızlarından düşürmeyenlerin 2020'de ülkeyi getirdikleri yer işte burası. İstanbul'da Büyükşehir Belediye'miz ekmek kuyruğunu azaltmak için hemen daha fazla halk ekmek büfesi açalım diyor. Belediye meclisindeki AK Parti grubu karşı çıkıyor. Salgınla ve kuyruklarla uğraşacaklarına belediyelerimiz de uğraşıyorlar. Vatandaşa destek için belediyelerimizin başlattığı kampanyalarda toplanan 15 milyon 250 bin lirayı liraya bloke koyuyorlar. Yetmiyor fakir fukaranın içeceği bir tas sıcak çorbaya bile göz koyuyorlar. Eskişehir Büyükşehir Belediyemizin aşevinin parasına bile bloke koymuşlar. Bunlar siyaset meselesi değil. Bunların parti meselesi olmaması gerekir. Bunlar insanlık meselesi. Buradan tüm vatandaşlarımıza söyleyeyim. Sayın Genel Başkanımızın büyükşehir belediye başkanlarımıza bir talimatı var. Belediye başkanlarımız ne kadar engellenmeye çalışılırsa çalışılsın Hukuk içinde kalarak, hukuk dışına çıkmadan milletimize en iyi, en güzel hizmeti vermeye devam edecekler. Bu rejimin bir diğer alameti farikası liyakatsizlikleri. Devlette liyakat yerini saraya sadakate bıraktı. Bu çürümeden bilim yuvası üniversitelerimizde payını aldı. Doğru dürüst akademik yayını olmayan, kişiye özel düzenlemelerle rektör atanan yandaşlar. Her gün televizyonlarda böyle olunca isminin önünde profesör unvanı olan bir kendini bilmez üniversitelere fuş yuvası diyebiliyor. Bu üniversitelerde bu milletin çoluğu çocuğu okuyor. Eydensiz. Bu ne cüret? Cüretin nereden geldiğini de bu profesör müsveddesinin sözlerinden anlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın vurguladığı neredeyse fuhuşevlerin cümleye Cumhurbaşkanımızın diye başlanınca Beylere her şey mubah Kendisine hoca diyen bu insan müsveddesine idari ve adli soruşturma açılması tamam da Onu araya onu oraya atayanların sorumluluğunu nereye koyacağız Bu karanlık vesayetçi kafa artık milletimizin yaşam biçimini formatlamaya cüret ediyor Tepkiyi görünce de ricat eder gibi yapıyor bu rejimin bir başka alameti ise haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizliktir. Bir düşünür şöyle diyor. Halkın ekmeği adalettir. Ekmek gibi adalette her gün gereklidir. Ve ekmek azalırsa açlık başlar. Bu rejim hakim cübbelerinin önüne ilik açtı. Düğme dikti. Görevi sırasında Kavala davasından MİT tırları davasına kadar pek çok adrese teslim soruşturmayı yürüten eski bir başsavcı mükafat olarak Yargıtay'da tek bir dosyaya bakmadan Yargıtay üyelerinin üçte birinin oyunu aldı. Ve Anayasa Mahkemesi'ne ışınlanmasının önü açıldı. Bu FETÖ taktiklerinin yeniden devrede olduğunu gösteriyor bu gelişme. Anayasa Mahkemesi'ne ışınlanacak bu başsavcı nerenin başsavcısı? Kavala Berberoğlu Cumhuriyet Gazetesi davalarının görüldüğü mahkemelerin Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayı reddeden mahkemelerin olduğu bir adliyenin başsavcısı. Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday olması için talimatın kimden nereden geldiği belli. Yoksa bu sarayın Anayasa Mahkemesine yeni bir meydan okuması mı? Tabii bir sorumda bu isme oy veren 107 yargıca. Yargıtay'da aranızdan seçebileceğiniz hiç mi tecrübeli bir hakim yoktu? Gökten zembille inen, bir tek Yargıtay dosyasına daha bakmayan, hukuk devletini acınacak duruma düşürenlerin başında gelen bir isme vicdanını sızlamadan nasıl oy verebildiniz? Artık biliyoruz. Saray için demokrasi vakti gelince inilecek bir tramvay, Adalet ise siyasetlerinin oyuncağı. Seçimlerde mızımanın daniskası da bunlarda. Anlaşılan İstanbul'daki mızıkçılıklarından ders almamışlar, milletin attığı şamarı unutmuşlar. Bu defada AK Partililer Menemen Belediyesi'nde yöntemini kendilerinin belirlediği belediye başkan vekilliği kurasından kendi adayları çıkmayınca sonuca itiraz ediyorlar. Sarayın vesayeti altındaki hakim de aramış taramış. Seçim olmaz, seçim öyle olmaz, böyle olur diyerek kanunda olmayan bir yöntem üretip siz buna uymadınız diyor. O nedenle de yürütmesini durduruyor bu seçim. Hakim marifetiyle mızıma işte buna denir. Milletimiz bunu da görüyor. Notlarını veriyor. İlk sandıkta da yerlerini gösterecek. Böyle bir rejim Revize edilemez, restore edilemez, rehabilite edilemez. Bu vesayet rejiminden topyekün kurtulmak gerekir. Bunun yolu da dem güçlendirilmiş demokratik parlamenter rejimi ülkemize getirmektir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Cumhuriyetimizi gerçek demokrasiyle taşlandırmaya kararlıyız. Sözlerimi tamamlamadan önce bir çağrıda bulunmak istiyorum. Sosyallik Güvenlik Kurumu'na. Emeklerimizden partimize çok sayıda telefon alıyoruz. Yıl başında dört gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu nedenle ay başında maaş alan emeklilerimizin maaşlarını çekmelerinde sıkıntılar ortaya çıkabilir. Emekli maaşlarının 31 Aralık'tan önce hesaplara yatırılması bu sıkıntıyı azaltacaktır. TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla kumpas kurduğunuz emeklerimizi en azından bu hususta mağdur etmeyin. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Efendim bize yönlendirilen sorular var. İlk olarak Fox TV'nin sorusuyla başlıyorum. Fox TV'nin sorusu şöyle. Aile Bakanı dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Birleşmiş Milletlere göre Türkiye iki yıldır yüksek insanı gelişmişlik düzeyinde dedi. Aşırı yoksullukla ilgili de satın alma gücü paritesiyle günlük 1.9 doların altında kazancı olanları kastettiğini artık günlük 1.9 doların altında kazanan kalmadığını ifade etti. Sayın Bakan'ın yüksek gelişmişlik değerlendirmesi ve günlük 1.9 dolar üzerinden böyle bir yorum yapmasını siz nasıl değerlendirirsiniz? E, sayın Bakan önce şunu söyleyeyim yani bugün dünyada da 1.9 dolara göre e, mutlak yoksulluk e, sınırı kalmadı. En son Dünya Bankası eee <laughs> 2018'den bu yana alt orta gelir grubu ülkeleri için satın alma gücü paritesine göre hesaplanan e, günlük kişi başı 3 dolar 20 sent hesabını üst orta gelir grubu ülkeleri için ise 5,5 ABD doları hesabını kullanıyor. Günlük 5,5 dolar aylık 165 dolar bugünkü kurla 1254 lira eder. Sizin ücretsiz izne çıkarılan işçiye layık gördüğünüz rakam ise günlük 39 lira. Aylık 1168. Buraya bakacaksınız Sayın Bakan. Asgari ücret 2324 lira. 4 kişilik ailenin açlık sınırı 2517 lira. Buraya bakacaksınız. 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı ise 8198 TL. Öyle. 1 1 1 dolar 90 centlik hesapları falan bunlar mazide kaldı. Bütün dünya artık bu hesapları daha farklı yapıyor. Ha her şeyi bir yana bırakın. Sadece sokaktan yükselen feryatları duysanız bu ülkenin ne halde olduğunu anlarsınız. Bakın 2017 yılında yani Türkiye bu ucube tek adam parti devleti rejimine geçmeden önce Yoksul sayıları, eşdeğer hane halkı gelirinin yüzde göre hesaplanan yoksul sayıları, bu kullanılıyor şimdi, 15 milyon 800 bin kişiymiş. 2019'da daha 2020 yok. Bu sayı 17 milyon 200 bin kişiye çıkmış. Siz bunlara bakacaksınız, bunları çözmeye çalışacaksınız Sayın Bakan. Evet, teşekkür ediyorum. Efendim, K24 TV tarafından yönlendirilen bir soru var. Soru şöyle, Roboski katliamının üzerinden 9 yıl geçti failler hakkında herhangi bir soruşturma yapılmadı. Savcılık da takipsiz kararını vermişti. Sizin evet. bu hususla ilgili değerlendirmeniz nedir? Eee son derece vahim bir olay. Uludere bu olayda 34 e, yurttaşımızı kaybettik. E, Uludere'de. Dolayısıyla e, aslında bu Roboski meselesi için kaza dendi, şu dendi, bu dendi. Ama e, Yitirdiğimiz 34 tane yurttaşımız var. O nedenle bu olayın e, ciddi bir şekilde sorgulanması ve sorumluların kazaysa da sorumluların ortaya çıkarılması gerekir.